128 milyar dolar nerede, kim aldı bu parayı, hangi kur üzerinden aldı? Çünkü daha önce Merkez Bankası bu paraları satarken dolarlara, avrolara ihale açardı. Kazananları da ilan ederdi kendi internet sitesinde. 128 milyar dolar ilan edilmedi. Kim aldı bu parayı? 128 milyar dolar nerede? CHP liderinin sözünü ettiği 128 milyar dolar afişi CHP Bursa İl Örgütü tarafından billboardlarla CHP'li Mudanya ilçesinde asıldı. 128 milyar dolar nerede? Kim aldı bu parayı? Hangi kur üzerinden aldı? Çünkü daha önce Merkez Bankası bu paraları satarken dolarlara, avrolara ihale açardı. Kazananları da ilan ederdi kendi internet sitesinde. 128 milyar dolar ilan edilmedi. Kim aldı bu parayı? 128 milyar dolar nerede? Tek soru bu. 128 milyar dolar nerede? Ancak o billboardlara başsavcılık talimatıyla el konuldu, yerinden kaldırıldı. Mudanya Belediye'miz asmış, polis gelmiş, efendim bunları kaldıracaksınız. Niye kardeşim? Ne var burada? Niye sizi rahatsız ediyor? Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını soruyorum kardeşim. 128 milyar dolar nerede? Yarın göreceksiniz, bütün Türkiye'de billboardlarda olacak. Bakalım şimdi kimler cesaret edip etmeyecek. Merkez Bankası'nın rezervinin akıbetini sorgulayan nitelikteki afişleri Mudanya Başsavcılığı kaldırdı. Konuyla ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada Mudanya Belediyesi'ne ait 6 reklam panosuna bugün asılan 128 milyar dolar nerede ve CHP yazısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silüeti bulunan afişlere Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın el konulması talimatı üzerine söz konusu afişler güvenlik güçleri marifetiyle kaldırılmıştır denildi. Billboardları gece yırtmışlar. Mudanya'dakini mi yırtmışlar? Mudanya'daki. 128 milyar dolar nerede? Niye bu soruyu soruyorsunuz? Bakın ben 1 liradan söz etmiyorum. 100 bin liradan da söz etmiyorum. 100 milyon liradan da söz etmiyorum. 128 milyar Türk lirasından da söz etmiyorum. 128 milyar dolardan söz ediyorum. Yeni bir Türkiye kurarsınız 128 milyar dolarla. Her tarafa fabrikalar kurabilirsiniz. 128 milyar dolar nerede? Şimdi her vatandaşın bu soruyu sormasını istiyor. Afişlerin temel nedeni de o. Çünkü Erdoğan cevap vermiyor. Ben de asıyorum, vatandaş sorsun bu sefer. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ile beraberindeki Bursa milletvekilleri ve ilçe başkanları gece yarısı bir tutanak hazırladılar. O tutanağı sosyal medyada paylaştılar. Mudanya İç Emniyet Müdürlüğü'ne giden CHP'liler nöbetçi başsavcıya ulaşmaya çalıştıklarını ancak kendileriyle görüşmediğini iddia ettiler. Çıkmayın, dışarı çıkmayın. Bursa'da yasağa rağmen kumar sevdasından vazgeçmeyenleri polis bastı. İnegöl'de bir kıraathanede 13 kişi maskesiz yakalandı. İskambil oyunu oynuyorlardı. Hepsine toplamda 45 bin lira para cezası uygulandı. İşletme sahibine ise pandemi kurallarına aykırı davranmak suçundan 3.180 lira ceza kesildi. Aydın'da da kaçak rap partisi düzenleyen işletmeye ceza verildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında yasak bir faaliyet. 72 kişiye Covid-19 tedbirlerine aykırı hareketten 64.800 lira, işletmeye ise 1.593 toplamda 10.407 lira ceza kesildi. Denetim var. Bu halayda Bursa'da bir düğünden. Osman Gazi ilçesindeki Elmas Bahçeler Mahallesi'nde gelin alma merasiminde dakikalarca alay çektiler. Davul zurnalı eğlencenin görüntüleri sosyal medyaya düştüğü için haberdar olunabildi. Bu lüks kutlamanın da adresi Antalya. 5 yıldızlı otelde yemekli gala sonrası eğlence yapıldı. Antalya çok yüksek riskli il ancak kimse bunu umursamadı. Belek'teki kutlama sosyal medya kullanıcılarının öfkeli yorumlarına sebep oldu. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan otelde de baskın vardı. 6. kattaki restoranda eğlenmek isteyen 100 kişi parti düzenledi. Partiye katılan bazı kişiler eğlence görüntülerini sosyal medyadan yayınladı. Polis de o gönderileri izledi, baskın düzenledi. 100 kişiye para cezası kesildi, ayrıca otele de cezai işlem uygulandı.
zaman kardeşim. İn o zaman. Yolcu sayısının yüksek olduğunu söyleyerek sosyal mesafenin olmamasına tepki gösterdi. Tartışma çıktı. Ne yaptınız sizin ya? İn o zaman kardeşim. İn o zaman. En yakın durak değil. Bak durak burası. İn o zaman. Niye ekmeğiyle oynuyorsun insanları? Hayret bir şey. Bir de kamerayı... Bursa'da 21 nolu Samanlı heykel arasında sefer yapan özel halk otobüsünde meydana geldi olay. Otobüse yolcu olarak binen bir kadın, otobüsün dolu olmasına tepki gösterdi. Kamerasını çıkartıp çekmeye başlayan kadın, bu duruma söylenince içeridekiler de kendisine tepki gösterdi. Bırakın Allah aşkına, ne davadan konuşuyorsunuz ya? İn o zaman kardeşim. İn o zaman. En yakın durak değil, bak durak burası, in o zaman. Niye ekmeğiyle oynuyorsun insanları? Hayret bir şey, bir de kamerayı... Yine otobüsteki vatandaşlar araya girince tartışma büyümeden son buldu. (Gülüyor) 21 yaşındaki Osman Mutlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalışıyordu. Öğlen saatlerinde Süleymaniye Mahallesi İstikbal Caddesi'ndeki inşaatın 3. katında dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. 7 metrelik yükseklik Osman Mutlu'nun ağır yaralanmasına sebep oldu. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor ancak durumu ciddiyetini koruyor. Bursa-Ankara karayolu üzeri Yeniceköy Köprülü Kavşak mevkiinde 3 araç birbirine girdi. Engelli sürücü yaralandı. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Harun Öztürk, iddiaya göre yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Semih Varışlısoy duramadı ve Öztürk'ün sürdüğü araca çarptı. Arkadan gelen engelli sürücü Süleyman Sükut'ta Varışlısoy'un olduğu araca çarptı. 3 aracın karıştığı kazada engelli sürücü Sükut yaralandı. Kaza yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bursa İnegöl burası. Mahmudiye Mahallesi'nde akşam sıralarında bir iş yerinde yangın çıktı. Tek katlı yerde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Diğer iki iş yerine de sıçradı. Alev topuna dönen yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat boyunca müdahale etti ve yangın güçlükle söndürüldü. Yaşanan panik anları da böyle kayda geçti. Allah yardımcılar olsun. Yangın sonucu iki iş yeri yanarken bir iş yeri de zarar gördü. Nisan'da Bursa'nın pek çok ilçesini etkisi altına alan sağanak yağış, İnegöl'de tarlaların sular altında kalmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle tarım arazileri zarar gördü. İnegöl ilçesinde derelerin taşması sebebiyle tarım alanları sular altında kaldı. Ve birkaç gün geçmiş olmasına rağmen de hala arkamızda görmüş olduğunuz bu tarla yoğun su altında. Dereler çok burada. Bütün dereler taştı. Arkamızda gördüğünüz dere gibi tüm dereler taştı ve tarım arazilerine zararlar verdiler. Uludağ'da eriyen kar sularının da derelere karışmasıyla tarım arazileri büyük darbe aldı. Hasarın boyutu şu an suyun henüz kalkmaması sebebiyle ölçülemedi. Ancak binlerce dönüm arazi kullanılamaz halde. Hasarın maddi şeyi henüz çıkmış değil. Çünkü ilçe tarım müdürlüğü de bununla ilgili afet formunu çekti. Sular yeni çekildi görüyorsunuz. Yani onun hesaplamasını henüz yapmadık ancak 4000 dekar alanda hasar oldu. Üreticiler ürünleri için tarım sigortası yaptırmıştı ancak ürünlerin boyutu kriterlere uymadığı için bu sigortadan faydalanamıyorlar. Çiftçinin istediği gibi gitmiyor tarım sigortası. Dolayısıyla burada patates ekicileri de sigortalıydı burada su baskını olan yerlerdeki ürünler sigortalıydı. Eksperler geldiler dediler tamam doğrudur burası çok felaket bir durum. Bu tarlanın %100'ü gitmiş durumda. Ancak bizim mevzuatlarımıza göre patates topraktan bir karış yukarıya çıkacak ki o zaman bizim size yapmış olduğumuz sigortanın geçerliliği var dediler. O zaman zaten
çiftçi bunun %80'ini masrafını toprağın altına gömüyor. Tohumdur, gübredir, efendime söyleyeyim, işçiliktir, sürmedir. Ondan sonra sigortanın bir anlamı yok zaten. Bölgemizdeki mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Yani çiftçi zaten zor ayakta duruyor. Çiftçi zaten harçla borçla patatesini ekiyor. Efendime söyleyeyim, ekeceği ürünü ekiyor. Ondan sonra da böyle bir de sigorta yapıp ürünü garantiye aldım zannederken böyle saçma sapan şeylerle karşı karşıya kalıyor. Osman Gazi Belediyesi'nin 15 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Osman Gazi Atletizm Salonu'nda uluslararası standartlardaki pistin zemin kaplama çalışmaları yapılıyor. Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan Osman Gazi Atletizm Salonu'nda çalışmalar sürüyor. Dev salonun pisti için 3 kat kaplama yapılacak. 2 kat kauçuk kaplamanın ardından 3. ve son kata tartan kaplama eklenecek. Pist kaplama çalışmalarının yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor. Ardından yaz aylarında da tesisin açılması planlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi sokak müzisyenlerinin daha sağlıklı şartlarda çalışması için Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı projesini hayata geçirdi. Bu projeyle de müzisyenler şehir merkezinde bir mini konser verdi. Hayat sende durmak gidiyor. Projenin ilk konseri olan bu konser kent meydanında düzenlendi. 4 ayrı müzik grubu sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Meydanı dolduran vatandaşlar sokak müzisyenlerinin performansını ilgiyle izlerken seslendirdikleri eserlerle müzisyenler de dinleyenlerden tam not aldı. Gündüz kültür sanat faaliyeti sürerken gece gündüz demeden yine ulaşım çalışmaları da sürüyor. Büyükşehir Belediyesi raylı sistemi kentin kuzeyiyle buluşturmak için çalışmalara devam ediyor. T2 tramvay hattında yer alan 9 üst geçitten sonuncusu olan Genç Osman üst geçidinin çelik montajı da sokağa çıkma yasağıyla başlayıp sabaha kadar süren çalışmalarla tamamlandı. İstasyonun dış cephe kaplamaları, cam ve prefabrik kaplama işleri, çelik montaj imalatı gibi tüm eksiklikler giderildi. İnşaat çalışmaları yüzünden binanın temelinde kayma meydana geldi. Çökme tehlikesi oluştu ve istinat duvarı tamamen böyle çöktü. Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi'nde meydana geldi olay. Korku dolu bekleyiş vardı. Apartmanın çökeceği düşünüldü ve apartman boşaltıldı. Gerekli güvenlik önlemleri alındı ve beklendi. Ardından da binanın istinat duvarı çöktü. Harfiyat esnasında komşular binada titreşim olduğunu uyarıyorlar. Müteahhite bugün ben de gittim. Adam diyor ki Çankaya Belediyesi'nin personeli geldi. Ölçtüler, ben tapulu yerimde istediğim gibi harfiyatı yaparım diyor. Adam getirmiş kepçeyi istinat duvarının dibindeki sağlam büyük kayayı oynatarak, zemin oynatarak kaymaya sebep oluyor. Aşağıdan harfiyat alınca temele de giriyor. Binada kayma oluyor. Binada da kayma oluyor. Evet. 3.30'da tespit etmişler. Belediyeden adam çağırmışlar. Bir şey yok. Rahat olun demişler. Hı-hı. Gitmişler. 2 gündür bu insanların bir mağduriyeti var. Belediye bu anlamda yeterli olmadığını düşünüyorum ben. Vatandaşlar mağdur olduklarını söylüyor. Ablacığım binada 11 daire oturuyor. Her daireden 3'er kişi olsa 30-35 kişi. Ve gece olsaydı bu olay. Güvenmeseydik ben 12'den beri uğraşıyorum ya. Gecenin 1'i olmuş. 12'den beri uğraşıyorum. Bu binada oturulamaz. Bu binada şu anda gördüğünüz gibi kayacak mı, yıkılacak mı, ne olacak bilmiyoruz. Üst kattan yolla benim binanın girişi asfaltların arası 30 santim aşağı çıkmış. Yoldan da 50 santim ayrılmış. Asfalt ana yoldan. Ya ben artık teknik bir eleman değilim ama bu binayı nasıl kurtaracaklar? Bina yıkılacak mı, gidecek mi, nasıl olacak? Bekliyoruz şu anda. Belediyeden artı buraya 3 metre 70 santim şey vermişler. Tavana inme izni vermişler. Onu da verince bu yeni gelen dozer karşıdaki kayayı
oynatınca bina kaymaya başladı. Bina yıkılırken, bu üç katlı bina yıkılırken daha önce komşular herkes dilekçeye topladı, imza topladılar, verdiler belediyeye, birkaç yere de gittiler. Çevre Bakanlığı'na falan. Ama herhangi bir sonuç alınamadı. Vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Bina sakinin nereye yerleştireceklerini şaşırdılar hükümet yetkilileri. Biz eş dost sokaklarda kaldık, arabamızın içinde yattık gerekirse. 8 katlı apartmanın yıkımı yapıldı. İlk olarak üst katlardan başladı yıkım. 11 haneli 40 kişinin yaşadığı apartmanın istinat duvarı zaten yıkılmıştı. Yıkım işlemi de kısa sürede tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bölgeye geldi ve bina ile ilgili açıklamada bulundu. Kimse mağdur edilmeyecek gördüğüm kadarıyla. Hem bakanlık hem valilik hem büyükşehir olarak Çankaya Belediyesi olarak herkes üstüne düşeni yapıyor. Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiye göre yapı denetim raporu alınmamış, başlamayın demiş veya yeni başvurmamış herhalde değil mi başkanım? Evet, başlamamış. Ben başlama dedim diye ifade vermiş müteahhit ama beni dinlemedi demiş. Tabii şu anda soruşturması da devam ediyor. Üzüldük ama can kaybı olmaması çok önemli. Zonguldak'ta ise heyelan meydana geldi. 3 bina tahliye edildi. Ben Allah'ın rızası için Cumhurbaşkanımdan yardım istiyorum. Aralıksız yağan yağışların ardından bugün de büyük bir kaya kütlesi bulunduğu yerden koptu. Heyelan meydana geldi. İlk heyelanın meydana gelmesinin şokunu atlatan mahalle sakinleri olay yerine AFAD ve polis ekiplerini çağırdı. Ardından ikinci bir heyelan daha meydana geldi. Büyük bir gürültüyle kopan toprak parçaları saniye saniye evlerin üzerine yığıldı. Vatandaşlar olay mahallinden uzaklaştırıldı. Çıkın! Çık oradan çık! Bu üst yolumuzda yapılan doğalgaz çalışması nedeniyle artı orada istinat duvarı yapılıp o istinat duvarının 3 parça hale ayrılması, o istinat duvarının sonucunda buraya yük verilmesi, o ağırlıkla beraber heyelanın meydana gelmesi şekil aldı. Görüldüğü gibi evim, yatak odam, ondan sonra mutfak pert oldu. Kimsenin canı yanmadı. Ev boş olduğu için 1, 2, 3, 4 aile mağdur. Herkes işte kiraya çıktı. Köyde evi olan evine gitti. Bugün kira desteği falan oluyor musunuz? Kira desteği AFAD yardımda bulundu işte. Vatandaşlar 3 aydır bu tarz olaylarla uğraştığını dile getirdi. Kendimi evime su girmesin diye sürekli çizmeleri giyip kadın halimle suyun yolunu açmaya çalışıyorum. Dün akşam da aynı şekilde 10.30'da çıktım oraya 11'e kadar. Eşim çağırıyor, zaten çağırdığını duymuyorum. Çamuru tek eve girmesin, yolu suyu çevireyim diye. Yağmur demedim, kar demedim, hep arkalardaydım. 3 ay boyunca ben uyku durak yok bende. Benim psikolojim bozuldu artık, yeter. Ben Allah'ın rızası için Cumhurbaşkanımdan yardım istiyorum. İkiz kız kardeşler aynı gün COVID-19 virüsünden can verdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde ikiz kız kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber bir süre önce koronavirüse yakalandılar. Aynı hastanede tedavi gördüler. Durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındılar. Kardeşlerden iki erkek çocuk annesi Ayşe Demirel, akşam üzeri iki kız çocuk annesi Şeyda Berber ise akşam vefat etti. Cenaze törenleri yapıldı ve törende sosyal mesafeyle maske kuralına özen gösterildi. Nisan'da Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışma sonucu jandarma uzman çavuş Erkan Erdem şehit oldu. 28 yaşındaki şehidin cenazesi düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye, oradan da karayoluyla Niğde'nin Bor ilçesindeki evine getirildi. Törene şehidin yakınlarıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu ve birçok protokolle çok sayıda vatandaş da katıldı. Törende şehidin eşi Arzu Erdem, annesi Hatice ve ağabeyi Serkan Erdem ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Cenaze namazının ardından şehit jandarma uzman çavuş Erkan Erdem'in naaşı Bor şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Önce çocuğum hasta deyip para bozdurmak istedi, kabul etmeyince işletme sahibini gasp etmeye çalıştı. İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi olay. İddiaya göre bir adam bir dükkana girerek cebindeki 100 doları bozdurmak istediğini ve çocuğunun hasta olduğunu söyledi. İşletme sahibi adamdan şüphelenince adamı döviz bürosuna yönlendirdi. Dükkandan çıkan adam yaklaşık 5 dakika sonra geri geldi ve işletme sahibine "Kasada ne varsa boşalt, çocuğum hasta" diyerek gasp etmeye çalıştı. Bu tip olaylar Arnavutköy'de ara ara oluyor. Tanımadığım insanlar, birçok kişiler buraya dolandırıcılıktan geliyor. Bunu biz fark ediyoruz, görüyoruz ama müdahale edemiyoruz. Bu olayların önüne geçmesi için yani emniyet güçlerimizden yardım talep etmekteyiz. Ya bu konuda da emniyet güçlerine de bayağı bir görev düşüyor. Hani bunların peşini bırakmamaları lazım. Gerçi yine de bir peşlerine düşmeleri lazım diye düşünüyorum ben. Hırsızlar sadece para veya ziynet eşyası çalmıyor. Artık fiyatları artan yiyecekler de hırsızlık konusu. İstanbul Esenler'de bir adam marketten 5 litrelik sıvı yağ çaldı. 5 litrelik yağın fiyatı 80 lira civarında. Markete rahat tavırlarıyla dikkat çeken adam 5 litrelik sıvı yağ eline aldı ve hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktı. Kayıplara karıştı. Market çalışanları yağın eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerasından hırsızı fark etti. Yağ hırsızı tanınmamak için şapka da takmıştı. Kimisi kaçmaya çalışırken, kimisi de dolabın içinde saklanmaya çalışırken yakalandı. İhbar üzerine horoz dövüşü yapılan yere baskın düzenlediler. Karanlıkta şüphelileri tek tek buldular. Muğla'nın Fethiye ilçesinde horoz dövüştüren kişilere operasyon düzenlendi. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 120 bin lira ceza uygulandı. Ekipler tarafından yapılan aramada ele geçirilen 4 horoz, Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Hayvana eziyetin farklı bir boyutu bu da. Kaplumbağayı yağlı boyayla mavi renge boyadılar. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kara kaplumbağasının kabuğu ve ayakları yağlı boyayla boyandı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce kişi tepki gösterdi. Gelen şikayetler üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Videoyu paylaşan ve kaplumbağayı boyayan kişiler aranıyor. Konya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle iki tur otobüsü kaza yaptı. Şarampole devrilen otobüslerde bir Rus turist hayatını kaybederken 40'tan fazla yolcu yaralandı. İlk kaza Konya-Aksaray karayolunda meydana geldi. İzmir'den yola çıkan ve Kapadokya'ya ilerleyen otobüs buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Şarampole devrildi. Biri ağır, 34 kişi yaralandı. İkinci kazaysa yine Konya-Aksaray karayolunda meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya giden ve içinde yabancı turistler olan araç yine buzlanma yüzünden kontrolden çıktı. Şarampole devrildi. Bir Rus turist hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. Bir başka otobüs kazası da Kırşehir'de Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. Otobüs buzlanmanın etkisiyle sürücünün hakimiyetinden çıkıp yan yattı. 14 kişi yaralandı. Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole kaydı. Vinç yardımıyla otobüsün ön ve arka tekerleklerine halat bağlandı. İtfaiye ve polis ekipleri yan devrilen otobüsteki 24 yolcuyu bagajdan çıkartmak zorunda kaldı. Araba sağ tarafa uçtu.
yan yattı. Gel. Bir oldum, Allah bizi korudu. Ondan sonra tabalaya çarptı. Abi 25 kişi vardı. Şimdi çok şükür kurban oldum Allah'a, şimdi hiç kimsede hiçbir sıkıntı yok. Şimdi gördüğünüz gibi tahliye işlemleri başladı. Şu an herkes tek tek çıkartıldı yerinden. Sivas'ta patlama meydana geldi. Sivas Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki bir hurda deposunda patlama yaşandı. Otomobil parçalarının ayıklandığı kapalı alanda gaz sızıntısı yaşandı. 6 kişi patlama yüzünden yaralandı. Koş. Bir çocuk o anda şoke oldu ve çocuğu polis sakinleştirdi. Olay çocuklar burada işte geri dönüşüme katkılar olması için ufaktan çalışırken talihsiz patlıyor. Çok şükür canlarında bir şey yok. Çok önemli bir şey yok. Ellerinde, yüzlerinde, saçlarında yani sıkıntı yok inşallah. Zaten sökerken gaz içeriye sızmış. Zaten sebep ondan dolayı. Canda bir şey olmaz inşallah. Maddiyat gelir yerine. Patlama sırasında hurdalık yakınlarında bulunan bir sokak kedisinin tüyleri de kısmen yandı. Ramazan ayında beslenme tarzı daha da önem kazanıyor. Oruç tutanların aç kalma süresine göre tok tutan besinler ve rahatsızlığı olanların beslenme çeşidi daha da farklılaşabiliyor. Bir de buna pandemi koşulları eklenince öneriler de artıyor. Bir pandemi koşulu içerisindeyiz ve iftar saatleri 8'e doğru, akşamın geç saatleri olduğu için sokağa çıkma yasağından dolayı çok fazla hareketsiz kalıyor gün içerisinde. Ben şunu öneriyorum, iftarımızı açtıktan sonra yürüyüş ortamımız varsa iftarı açtıktan 1-2 saat sonra 30-40 dakika yürüyüşler veya ev içerisindeki hafif egzersizlerle geçirmesini öneriyoruz. Uzman diyetisyen Melek Elmas pandemi koşullarında beslenme önerilerini paylaştı. Sahurda önerdiğimiz bir dilim peynir, az yağlı ve az tuzsuz, bir adet haşlanmış yumurta, bol domates, yeşillik vesaire gibi. Kadınlarda 2, erkeklerde kilo durumuna göre 3-4 tam buğday ekmeği şeklinde bir sahur yapmamız gerekiyor. Sahurda peki yenmemesi gereken besinler neler? Pideyi tüketmememiz gerekiyor. İnsülin yani kan şekerini hızlıca düşüreceği için açlık hissini arttırıyor. Çayı, demleme çay tüketmeyeceğiz. Demleme çay vücuttaki suyu attığı için susuzluğumuzu arttıracaktır. İftardan kalan işte sarmalar, dolmalar, börekler, yağ oranı ve tuz oranı yüksek besinleri iftar sahur sofralarına sokmamamız gerekiyor. Elmas sadece sahur değil, iftar sofralarına da değindi. İlk önce bir bardak suyumuzu içiyoruz. Ondan sonra yanına çorbayla başlıyoruz. İftarda bizim önerdiğimiz karbonhidrattan düşükten başlayıp karbonhidratı yükseğe doğru geçeceğiz. 10-15 dakika sonra bir dinlenme molası verdikten sonra ana menüye geçiyoruz. Peki ana menüde neler var? Ana menüde İşte sebze yemeği, etli sebze yemeği, et yemeği gibi kuru baklagil yemeğiyle beraber devam ediyoruz. Uzman diyetisyen tatlıyı da her gün değil haftada bir gün tüketmeyi öneriyor. Derviş ve Ayşe Muhan çifti Van'ın Çatak ilçesine 42 kilometre uzaklıkta Kato Dağı'nın eteklerinde yaşıyorlar. Övecek Mahallesi 1995 yılında güvenlik nedeniyle boşaltıldı. 7 çocuklu bu çift de oradan ayrıldı, Van'a yerleşti. Ancak tam 11 yıl önce kendi diyarlarına dönmek istediler, döndüler. Döndüklerinde ise evleri harabeye çevrilmişti. Kışın yolları kapanıp hayatın durduğu bu mahallede yaşama konusunda ısrar ettiler. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen köyde yıllardır bir kısmı yakınlarına ait olan koyun ve keçileri otlatan Muhan çifti, elektrik olmadığı için gaz lambasıyla evi aydınlatıyor, pille çalışan bir el radyosuyla dünyadan haber alıyor. Mütevazı yaşamlarında şehirlerde yaşanan korona salgınından bile haberdar değiller. Tarih
Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhan Gazi'de 80 bin kişinin yaşadığı bölgeye ilk kadın muhtar oldu Saadet Hacet. Merkezde Arapnade Mahallesi muhtarı olarak bir bayan olarak bir ilkim. Biz bir ilki başarmış olduk. 2019 yılında kapı kapı gezerek gece gündüz bilmeden çalışan kadın muhtar, ilçenin en büyük mahallesi olan 20 bin nüfusu Arapzade Mahallesi'ne muhtar seçildi. 186 yıllık erkek muhtarların ardından seçilen ilk kadın oldu. Biz de tabii ki bunun haklı gururunu yaşamaktayız. Yani bunun için de çok sevinçliyim. Bunlar da tabii ki kolay değil. Yani çok fazla sorunlarımız oluyor. Parklarımız, bahçelerimiz, kaldırımlarımız derken anca onlarla. Muhtar Saadet Hacet'e muhtarı soruyorlar. O da muhtarın kendisi olduğunu söyleyince vatandaşlar şaşırıyor. Bazen şaşıranlar oluyor. Çünkü düşünün 20 bin seçmen olduğu halde 15 bin seçmen oy kullanmış. 5 bin seçmenimiz oy kullanmamış. Yani tabii ki ara ara gelenler muhtarı görecektik diyorlar. Siz mi bakıyorsunuz onun yerine? Hayır, benim muhtarım diyorum. Bazen inanmıyorlar, şaka mı yapıyorsunuz diyorlar. Kadın muhtar, okuma yazma bilmeyen hemcinsleri için kurs açılmasını sağladı. Ardahan 15 kilometre uzaklıkta bulunan Balıkçılar Köyü muhtarı Aysel Kaya, okuma yazma bilmeyen kadınları belirleyerek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne kurs açılması için başvuru yaptı. Kendim öğretmenliği bıraktığım için diğer arkadaşların okuma yazmalarının daha başarılı olmasını istiyorum. Köyümün adı daha güzel olsun, Sayın Valimizin yardımıyla, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yardımıyla beraber bu kursu açtık. Hiç olmasa bir kelime öğrenip bir yere giderken kendilerini ifade edebilsinler. Taşıt da olsun, hastanede olsun, her şeyde mağdur kalıyorlar kadınlarımız. Onun için ben onlara bir ön ayak olmaya çalıştım. İnşallah daha güzel olur. Bu köyümüzde 14 annemiz, 14 hanımefendi, kadınımız efendim okuma yazma kursumuza başlangıç yaptılar. Ben onları cesaretlerinden ötürü öncelikle onları kutluyorum. İnşallah 80 saatlik bir eğitim süresinin ardından okuma yazmayı öğrenecekler. Okuma yazmayı öğrenince de hayata daha farklı bakacaklar. Muhtar Kaya'nın başvurusuyla öğretmen görevlendirildi. Köy okulunda birinci kademe okuma yazma kursu açıldı. Covid-19 pandemisi yüzünden kurs gruplar halinde yapılıyor. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Bütün bayanlar adına, okumayan, yazmayı bilmeyenlerin adına çok sevindim. Bu böylece yani kendi yazma okumayı bildiği zaman her yere kendisi tek başına gidebilme imkanına sahip oluyor. Kendisi yazıp öğrenmeyi istediği için de kendisi de yani çok güzel olacağını zannediyorum. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1974 yılında kurulan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Hollanda'ya uzun yıllardır acı biber ihracatında bulunuyor. İç piyasada bir mesafe aldık, iç piyasada kendimizi tanıttık. Ama bunun yanında da Hollanda gibi bir ülkeye aşağı yukarı 15 yıldır biz ihracat yapıyoruz. Bunun yarısını 5-6 yıllık kısmını yani son 5-6 yıllık dönemde de aracısız yapıyoruz. Bursa'nın İnegöl, Yenişehir, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey ilçelerinde yetiştirilen tonlarca domatesle acı biber, Kulaca Mahallesi'nde kurulan tesiste salçaya dönüştürülüyor. Yaz dönemindeki 3 aylık dönemde tabii stokluyoruz. Onların talebi neyse o talebi tamamlıyoruz. Hatta yurt içi satışlarımızda da depolama yapıyoruz. Sezona kadar bunlar gidiyor. Şimdi elimizde de aşağı yukarı 400 ton civarında ürün var. Bunu da kısa zamanda göndereceğiz. Domates salçalarının tamamını iç pazar için üreten Kulaca Tarımsal Kooperatifi her yıl en az 800 tonluk acı biber salçasını ise Hollanda'ya ihraç ediyor. Biz aracısız her sene 800 1000 tona çıktığımız dönemler olur ama ortalama 800 ton civarında Hollanda'ya biber salçası gönderiyoruz. Onlar da bütün dünyaya hatta ülkeye biz ülkemize dahi gönderiyor. Bizim gönderdiğimiz tabii ki bu yarı mamuldür ama onlar dediğim gibi küçük ambalajları, katkı maddeleri yaparak bütün dünyaya satıyorlar. Bu sene de geçen seneye göre 2020'ye göre yine siparişimiz 800 ton civarındadır. Bu zaman zaman yükselebiliyor ama aşağı düşmez. Eğer ürünlerde bir zafiyet olmazsa biz bu taahhüdümüzü gene bu sene yerine getiririz. Ayrıca kooperatif sayesinde kırsal mahalle olan Kulaca'da onlarca vatandaş için istihdam olanağı da sağlanıyor. Ortalama 100 kişi çalışıyor sezonda. Bu 3 ay devam ediyor. Onun dışında da 10-15 tane bizim daimi işçimiz vardır.
yani personelimiz vardır. O personelle geri kalan kısımlardaki hazırlıkları yapıyoruz. Kuzu göbeği mantarı için hasat zamanı geldi. Kilosu bu yıl 250 liradan, kurusuysa 1000 liradan alıcı buluyor. Bu şekilde toplanıyor ve tüketiciye ulaştırılıyor. Baharın müjdecisi olarak da bilinen Mersin'in Günnar ilçesinde bahar aylarında yetişen köylülerimizin ek bir geçim kaynağı olan kuzu göbeği mantarımız şu mevsimlerde çıkmış bulunmaktadır. Şu pandemi sürecinde insanlarımıza aynı zamanda bir rahatlatma, gezi, keşif olanağı sağlayan mantarımız Günnar'da yetişmektedir. Mersin'in Günnar ilçesindeki ormanlarda yetişen bu mantarlar artık yöre halkı için iyi bir geçim kaynağı oldu. Vücut direncini artıran, kan basıncını düzenleyen etkileri olduğu bilinen ve nadir bulunan kuzu göbeği mantarı mangalda yumurtalı, kavurmalı, sote olarak tüketilebiliyor. Kurusuysa önce haşlanıp ardından tüketilebiliyor. Minibüste silah bulunduğunu ihbar ettiler. Polis ekiplerine sürpriz yaptılar. 10 Nisan polis haftası nedeniyle Bursa İnegöl'de görevli yerel basın mensupları polislere kutlama yapmak için böyle bir yönteme başvurdu. Polis haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenin ardından ihbar üzerine minibüse doğru gelen ekipler aracı durdurdu. Aramada silah bulmayı düşünen ekipler pastayla karşılaştı. İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir basın mensuplarına teşekkür etti. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sokağımızda geniş çaplı bir kavga var da. Osman Gazi'ye bağlı Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde de vatandaşlar yine polislere bir sürpriz hazırladı. Sahte kavga ihbarı yaparak görev başındaki polis memurlarını pasta, gül ve alkışlarla karşıladı. Olay yerine gelen polis ekipleri ellerinde güllerle bekleyen çocukları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gemlik'te de benzer görüntüler kayda geçti. Bir vatandaş aile içi şiddet ihbarında bulundu ve evinin teras katında polislere yaş pasta ve ikram masası hazırladı. Eve gelince de ev halkı polisleri alkışlarla karşıladı. Hoş geldiniz. Şırnak Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personelin zorlu eğitimi ve terörle mücadele operasyonları görüntülendi. Terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı illerden Şırnak'ta görev yapan kadın özel harekat polisleri 6 aylık eğitimin ardından Doğu ve Güneydoğu'daki zorlu coğrafyalarda terör örgütlerine göz açtırmıyor. Kadın ve erkek özel harekatçıları olarak aynı zorlu eğitimleri alıyoruz, vatan için birlikte mücadele ediyoruz. Yakın muharebe atışlarında hedefi ıskalamayan kadın özel harekat timleri 200 metreden de hedefi tam isabetle vurarak başarılarını ortaya koyuyor. Eğitim sonrası her türlü zorlu iklimde ve coğrafi şartta görev yapabilecek hale geliyorlar. Herkese bir aile özlemi vardır. Bizler vatanımız için buradayız. Vatan sevgisi de her şeyden bizler için önce gelir. Filistin'de bir çocuğun yemek borusuna yiyecek kaçtı. Annesi ve babası sağlık merkezine böyle panikle geldi. Önce bağırdılar, yardım istediler. Bir doktor yetişti. Kız çocuğunu alıp ona müdahalede bulundu, nefes almasını sağladı. O anları çaresizce izleyen ailesi çocuklarının nefes almasıyla beraber yaşadıkları dehşet anlarının bittiğini anladılar. Maymun üzerinde beyin çipi denemesi yapıldı. 1000 beyin nöronu aktivitesini takip ediyor ve insan saç telinden daha ince. Beyin ve nörolojik hastalıkları iyileştirmeye ve insanlığın yapay zekaya karşı savaşı kazanmasına yardımcı olacağı düşünülen çip, 9 yaşındaki Pager isimli bir makak maymununda denendi.
is because it's recording and decoding electrical signals. Maymun bir joystick kullandı. Ekranda görünen turuncu bir küpün içine top yerleştirmeye çalıştı. Bluetooth bağlantısıyla çipleri aktivite ederek o sırada beynin beyin aktiviteleri kaydedildi. Deney sona erdiğinde işlem başarılı bulundu. Bu çip sayesinde bir hayvan daha zor seviyede oyunları oynayabilecek. Çipi üreten firmanın vaatleri arasında felçli kişilerin akıllı telefonlarını baş parmaklarını kullanan birine göre daha hızlı kullanabilmesi de var. Bu çipler ileride omurga yaralanmaları veya sinirsel rahatsızlıkları olan kişilerin tekrar yürümelerine yardımcı olacak. It's because it's recording and decoding electric.